Hala ulaşılamıyor. Öleceğim meraktan. Nerede bu çocuk? Ya ne yapsak? Evine mi gitsek acaba? Ya yok, siz merak etmeyin. Ben zaten antrenmandan sonra uğrayacağım yani. Ya ne olur hemen bana haber ver olur mu? Yoksa gerçekten öleceğim meraktan. Tamam. Merak etme. Bu arada Gözde Hanım, hafta sonu için bir planınız var mı? Yok. Süper. O zaman gidiyoruz. Nereye? Kartepe'ye. Sevda, ne yapıyorsun sen? Şu ikisini takip ediyorum. Eline geçecek ki. Koray, bunlar kesin sevgili oldular. Kendi gözlerimle göreceğim. Ya Sevda, rezil etme kendini ya. Ya kendim görmek istiyorum diyorum. Burak hastanedeyken bu kız kesin senin aklını çelecek dedim. Bu da kimse benim aklımı çelemez, ben seni seviyorum dedi. Sözünü tutamadığını göstereceğim ona. Sonra ne olacak? Çok affedersin, pardon mu diyecek sana? Burak, nereden çıktı şimdi bu Kartepe iş? Sen gitmek istiyorum dememiş miydin? Ya ama orası çok pahalı. Ya artık para kazanıyorum Gözde, biliyorsun. Daha yeni kazanmaya başladım Burak. Bu kadar açılmaya ne gerek var? Ya yoksa sadece Koray gibiler mi öyle yerlere gidebilir? Koray. Ben Koray'la gittim diye mi gitmek istiyordun sen? Sen Koray'la gittin diye mi gelmek istemiyorsun? Ben istesem de ablam izin vermez ki. Hem yarın etüt var. Daha önce nasıl aldın izin? Ya o zaman da izin vermemişti. Ben gizliden gitmiştim. Vay be. Koray için neler yapmışsın zamanında. Bir de bana arkadaşlarımla gidiyorum dedin. Yalan söyledin. Burak, sonra konuşalım istersen. Zeynep ayıplıyorum. Ben biraz dolaşayım, siz konuşun isterseniz. Yok Zeynep'ciğim, gerek yok. Ben gidiyorum zaten. Görüşürüz. Ya öpmeden gitti. Bozuldu galiba. Bak, sevgiliye benzer halleri var mı sence? Bunlar kesin anladılar takip ettiğimizi. Allah Allah. Ya Sevda, paranoya bağlı yine ha. Koray, Burak bir şeye kızdı bence. Ya bırak artık şu Burak'la Gözde'yi bir kenara. Benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Çok önemli. Ne var ya, ne? Gel, anlatacağım. Koray. Ablam nasıl bu kadar çabuk izin verdi anlamadım yani. İzin istemedim ki Gözde. Ya baskı bir yere kadar Zeynep. Ya ben çok korkuyorum. Ya yine Hayat Hoca gelirse? Aynı hatayı bir daha yapmaz herhalde. Vallahi bilmiyorum. Da sen sırf Hayat Hoca'ya inat gidiyorsun değil mi şimdi Kartepe'ye? Zeynep, ben ablamı memnun etmek için elimden geleni yapıyorum. Ama bir türlü yaranamıyorum. O zaman biraz ben de kendi kafama göre yaşayayım değil mi? Bilmiyorum da inşallah sonu kötü bitmez bu macera. Saat kaç oldu ya? Burada alacaktı beni. Ya yürüsene be gerizekalı. İşte benim sevgilim. Burak, bu nereden çıktı? İyi günlerde kullan Burak. Kiraladım kızlar. Ama inşallah benim olacağı günlerde gelecek. Ya ne gereği vardı şimdi? Kızım, seni Kartepe otobüste mi götürecektim? Ya alem bu çocuk ya. Neyse Zeynep, ben seni öpeyim. Bir şey olursa araşırız, tamam mı? Tamam, dikkat edin kendinize. Sen de çok hızlı kullanma. Tamam. Alo. Kaan, ne haber ya? Yıl oldu oğlum. Görüşemedik. Nasıl gidiyor? Ne? Kim? Gözde mi? Ablam acıyor. Tut. Efendim abla. Alo Gözde, neredesin? Etüt bitti, biz de şimdi kafeye geçiyorduk. Sesin iyi gelmiyor. Tuvaletteyim abla, çekmiyor burada. Hangi kafe? Hangi kafe mi? Ya abla neden bana inanmıyorsun? Yine mi gelip basacaksın ya? Yalan mı söyleyeceğim ben sana? Gözde ben öyle bir şey mi söyledim? Merak ettim sadece, tamam. Konuşuruz yine. Abla saat başı mı konuşacağız? Allah Allah, tamam. Sen istediğin zaman ara. Tamam, ararım. Hadi iyi çalışmalar. Olduğumuza inanamıyorum. Şimdi biz bu ikisini görünce ne diyeceğiz? Bir şey demenize gerek yok. Yani ama niye buraya geldiğimizi merak edecekler sonuçta. Tamam işte. Onlar merak edip yanımıza gelip konuşacaklar bizle. Sevda, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Burak? Kiminle geldin buraya? Sevda, biz sevgili değiliz artık. Benden hesap soramazsın. Doğru Burak. Biz 2 gün önce ayrıldık. Hiç vakit kaybetmemişsin maşallah. Burak, kiminle geldin buraya? Bence kiminle geldiğimi biliyorsun. Söylememe gerek yok. Ben senden duymak istiyorum. Gözde ile geldim. Sevgilisiniz yani? Evet, sevgiliyiz. İyi, aferin. Tebrik ederim sizi. Sevda, böyle öğrenmeni istemezdim. Ama artık ayrıldığımızı kabul etmen gerekiyor. Daha nereye kadar takip edeceksin beni? Kimsenin seni takip ettiği falan yok. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Sevgilimle. Koray. Biz de sizin gibi sakladık Sevda ile ilişkimizi. Ama şans işte. Bizi burada karşılaştırdı. Eğer siz bizi kimseye söylemezseniz, biz de sizi kimseye söylemeyiz. Bakın, ortak bir sırrımız var artık. Şaka mı ya bu? Bu ne ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Şaka mı olmasını isterdim Burak kardeş, ha? Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan? Burak tamam. Aslan parçası. Sen burada kükremeye devam et. Ben sevgilimle odama çıkayım. Çünkü böyle güzel zamanı seninle harcayacak değilim. Değil mi? Sonra belki görüşürüz. Oldu. Hadi bay bay. Gel bir tane. Ya bu nasıl bir şey ya? Bunlar ne ara sevgili oldular? Biz ne ara olduysak onlar da o zaman olmuştur Burak. Ya olur mu öyle şey ya? Bu belli, bu bizi rahatsız etmeye gelmiş buraya. Sevda'yı da kullanıyor işte. Ne yani, gerçekten sevgili olmuş olamazlar mı? Olamazlar Gözdeciğim, olamazlar. Sevda'nın bu herifle ne işi var? Belli işte, biz sevgiliyiz de kıskandırmak istiyor beni, inat yapıyor. Burak biraz sakin olur musun? Saçma sapan tepkiler veriyorsun çünkü. Ya ne yaparlarsa yapsınlar, bize ne ya? Biz buraya tatile geldik. Tamam bak, haklısın. Ben biraz fazla tepki verdim, özür dilerim. Lütfen yapma böyle. Hadi gidelim dışarı biraz. Niye alıyorsun? Ne yapayım, sevineyim mi sevgili oldular diye? Ama biz sevgiliyiz deyince surat ifadelerini gördün değil mi? Ama onlarınki gerçek, bizimkisi yalan. Ne yapalım? Yalanımız ortaya çıkınca ne yapacağız? Ayrılık deriz. Nereden bilecekler? Ama sen sevgili olduğumuzu söyleyince hakikaten çok şaşırdılar. Bu daha başlangıç. Huzur vermeyelim onlara. İyice delirsinler. Burunlarından gelsin bu tatil. Aynen öyle. Biraz da onların keyfi kaçsın bakalım. İşte ben başka bir odaya geçeyim. Hayır hayır, dur dur dur. Bizim farklı odalarda kaldığımızı görürlerse sevgili olduğumuza inanmazlar. E ne yapacağız? Aynı yatakta mı yatacağız? Yo. Sen burada yatarsan. Ben de kanapede. E iyi. Hadi ortak. Hazırlan da kaymaya gidelim. Göstereyim mi yap, tamam mı ortak? Tamam. Ya Sevda, sen harika bir kızsın ya. İyi ki geldik buraya. İyi ki geldik. Ben şimdi sevgilime kaymayı öğreteceğim, tamam mı? Tamam. Bu şekilde yürüyorsun, tamam mı? Böyle eğiliyorsun. Bunları... Şunlara bak ya. Resmen şov yapıyorlar, görüyor musun? Nasıl ki böyle tutsun, böyle tutsun. Ben boardla kayacağım. Ben böyle yanından geleceğim. Süspansiyon görevi diyor, tamam mı? Bak bu Koray var ya, tam bir pislik biliyor musun? Baksana şu hareketlerine. Bunlar seni neden rahatsız ediyor? Ya sana ne Koray'dan, Sevda'dan ya? Ya sana garip gelmiyor mu bunların bir anda böyle sevgili gibi olmaları? Ben senin gibi kafama takmıyorum onları. Ben de kafama takmıyorum Gözde. Ama Sevda düne kadar benim için ağlıyordu. Şimdi şu yaptığına bak. Şimdi mutlu olması mı canını sıkıyor? Yoksa Koray'la olması mı? Hayır Gözde, ne alakası var ya? Ama bunu gözümüzün içine soka soka yapmaları benim canımı sıkıyor, evet. Beni etkilemiyorlar. Yani ben Koray'a karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ama görünüşe bakılırsa sen hala Sevda'dan hoşlanıyorsun. Ya ne alakası var Gözde ya? Şunları çıkartabilir miyiz? Ya Gözde bir sakin olur musun? Bir bekle. Gözde. Gözde! Ya Koray, ben hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Sevda, işe yarıyor. Ne işe yarıyor? Baksana, şimdiden kavga etmeye başladılar bile. Hah, evet. Ya biz seninle çok iyi olduk ortak, çak! İşte bu be! Evet, ortak. Gözde! Gözde, bir durur musun ya? Bir sakin ol, zaten bir gün için geldik. Ya asıl sen yapma. Ya bırak onları, bize odaklan ya. Tamam bak, bu sefer gerçekten özür dilerim. Affettin mi beni? Ya geldiğimizden beri özür diliyorsun Burak. Tamam, haklısın. Ama bak bu sefer cidden özür diliyorum. Ne olur ya, yapma öyle. Tamam. Bak bir daha keyfimizi kaçırmalarına izin vermeyeceğim. Söz. Umarım. Hadi gel gidelim. Çok güzel, cıvıl cıvıl. Beğenmene sevindim. Çok beğendim. Kaymayı biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Hiç alakam yok. Ama çocukken mahallede yokuş aşağı kartonlarla kayardık. Onu ben de biliyorum. Ama güzel olmuyor mu keyifli? Karton üstüne çöp poşeti de mesaj. Ya çok güzel oldu. Beğendin mi bunları? Çok. O kadar iyi geldi ki. Hay Allah ya. Ne düşürdün? Buraya kadar gelmişken bunu yapmayın ama. Ya! Hayır! Yapma, yapma! Yapma! Ya! öğrencim görse bittik. Ne varmış halimizde? Çocuklar gibiyiz, halimize bak. Telefonu çalıyor. Benim telefonum çalıyor. Benim telefonum çalıyor. Ya Allah Allah, ablam niye açmıyor ki? Gözde. Ah. Sakin. Alo. Gözde. Ne yapayım? Evde öyle oturuyorum. Sıkıcı. İyiyim. Yok, evi süpürüyorum. O yüzden nefesteyim. Tamam kuzum. İyi çalışmalar size. Hadi görüşürüz. Ben şu an kardeşime yalan söyledim. O evde harıl harıl ders çalışıyor. Ben burada eğlencedeyim. Senin de felekten bir gün çalmaya hakkın var. Evet. Doğru söylüyorsun. Neyse. Bir şeyler içelim mi? İster misin? Cerrah Bey, ben yavaştan odaya mı gitsem? Biraz dinleneyim. Hayat, bu Cerrah Bey'i bir tarafa bırakmıştık ya, hatırlıyor musun? Aha. Evet, doğru, bırakacaktık. Peki. Tamam. Gidelim o zaman. Aşkım! Sevda, oradalar, gel. Gel, montları koyalım şuraya. İyi misin? Üşüdün mü? Oy, ben sana kıyamam ya. Ben en iyisi bir tane sıcak çaya getireyim sana, olur mu? Olur. Ben çay alacağım, sana getireyim. Yok, sağ ol. Ben sana alayım mı? Yok, gerek yok. Ben alırım. Sen neymişsin be Sevda? Neden? Ne oldu ki? Baksana, sağa gösterip sol vurdu. Daha düne kadar ayrılmayalım diyordun. Burak, ben ömür boyu senin yasını mı tutacaktım? Ha yok canım, sen bulmuşsun zaten birini. Bayağı da hızlıymışsın. Yok canım, ben senden hızlı olamam. Ama söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili tercihin cidden çok iyiymiş. Öyledir. Seninki kadar olmasın ama. Çok tatlı, çok ilgili. Koray olmasa inanacağız. En önemlisi ne biliyor musun Burak? Gözü dışarıda değil. Hiç güzel rol yapamıyorsun Koray. Anlamadım. Sevda'nın sevgilisi rolünü diyorum. Oynayamıyorsun. Gözdeciğim, ben zaten oynamıyorum. Gerçekten sevgiliyiz biz. Öyle mi? Evet, öyle. Bana nedense numara yapıyormuşsunuz gibi geliyor. O zaman yanlış düşünüyorsun. Kusura bakma. O zaman biz sevgiliyken sen bana aşık değildin. Ne alaka? Bana baktığın gibi Sevda'ya bakmıyorsun da o yüzden. Koray. İyi misin? Neyin var? Başım ağrıyor biraz. Hava değişimi herhalde.